Hepinize selam dostlar, ben Yorick Sorunsalı'nın yeni bölümünde sizlerleyim. Bugün sizlere tek atan Yorick'i göstereceğim. Gerçekten tek atıyoruz rakiplere, şu anda da ekrana gelmiştir. Yorick'in gerçek gücüne hazır mıyız? İzleyin şimdi. Bak saçmalığa bakın. Flash'a yaptım, 4 item Morgana'ya. 4 item Morgana. Bir de buradaki tek attığım kısmı göstereceğim sizlere. Yani Yorick böyle bir karakter. Adam tek yedi. Devamını izliyoruz. O da öldü. Tank Sejuani bu arada. O da tek yedi. Hadi videoya başlayalım. Tek atan Yorick'i yapabilmek için ilk eşya Serylda alıyor. Sonrasından bana vereni bitirip kararmayı alıp karabalta ve en son bir tane tahsildar alıyoruz. Eğer bunların hepsini aldıysanız karşınızda hiçbir karakter duramıyor. Girdiğim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Bayağı bir öğretici yapacağım. Karşımızda çok büyük counter'ımız Irelia. Hiç sevmiyorum bunu. Neden biliyor musunuz? Hayalet çıkardığınızda hayaletleri Q'suyla tekliyor ve adama bir nevi güç sağlamış oluyoruz. Şöyle bir üzerine oynayacağım. Otomatik saldırı Q atacağız. Buradan bir altın kazanacağız zaten. Amacım buydu. 5 altın üzerine 8 altın mı? 9 altın geldi. Bak gördünüz mü? Q yaptı. Üçüncüyü kaçırmasaydı bayağı içimden geçecekti. Şöyle bir tane potumu bastım. Ufaktan üzerine oynadım. Irelia level 1'de çok güçlü ama o avantajı ona aldırmak istemiyorum. Çünkü ignite yok. Benim ignite avantajım var. Şimdi 2 level olacağım. Rünlerden de bahsedeyim. İlk vuruş ve hazine avcısı. Altın kasabilmek için E'si de geldi şu an. Minyonu atlayıp üzerime yatacak. Onu da hocamam lazım. Ayakkabı ürünü 300 gold'u ayakkabıya vermemek için. Yani yine altın için bir ürün. Şöyle bir E denedim. Güzel de tuttu. Üzerine oynuyoruz. Ignite Q. Ölmeyecek sandım. Bakın 300 altın üzerine 70 altın geldi. Teleportla tekrardan gelecektir. Burada büyük minyonu kaçırmamam lazım. Q ile alacağım. Harika. W'muz da geldi. Şimdi W atsam bile adam Q'suyla benim W'dan çıkabiliyor. Gerçekten Irelia çok büyük counter'ımız. Şöyle attım yeteneğimi. Biraz bir üzerine oynayalım. Minyonlarıma güvenmek istiyorum. Sanırsam 70k falan Irelia'sı var. Adam da karaktere hakim. Oyun başında yaptığım agresyonlar beni birazcık öne geçirdi. Çok zorlamayacağım. Hızlı bir base atalım. Diğer ürünleri anlatayım. Bu AD için, bu mana için. Hızını al ürünü E attığımızda hareket hızı gelmesi için. Her şeyin bir mantığı var. Buna göre oynayın. Bir tane Tanrıçanın gözyaşı aldım. Bunu erkenden steklemeniz gerekiyor. Geldik bir tane uzun kılıç aldık. Hemen devam ediyorum. Eğer Serilda'yı bitirmek istiyorsanız son fısıltı, sonrasında alt eşyaları, Cowfield, sonra Serilda'yı bitirin. Hemen mana verene geçin. Oradan da bir kararma alıp build'inize devam edin. Eğer karşınızda böyle güçlü 2 tane tank varsa kesinlikle karabaltayı kararmadan önce alın. Sonrasında kararma alıp en son tahsilleri alın. Bak geldim şu an lane güzel durumda. Burayı iyi oynamam lazım. E'sini dojladık. Şöyle üzerine oynuyorum. W'sunu çok kötü bastı. Abi Q. Bir dakika, ölmüş olması lazım. Hareket hızı gelecek. Bir tane daha vurdum. Pot. Gerçekten ucucuna kesiyoruz adamı ve çok riskli hareketler yapıyorum. Burada flash olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani izliyorsunuz şu an. Counter'ımız olan bir çarı böyle kesiyor olmamız gerçekten güzel. Yorick'in yeteneklerini anlatayım. Q'muz düz vuruş sayılıyor. Son vuruş yapınca böyle yerden mezar çıkıyor. 3 tane mezarda Q'ya bir daha basarsan yerden hortlaklar çıkıyor. E'yi rakibe tutturabilirsen bu hortlaklar rakibin üzerine atlıyor ve rakibine hasar vermeye başlıyor. W duvar açıyor, rakibi içine alıyor. Şöyle bir tane atsam yeteneğimi. Ulti atsam. Ölmüş olabilirim. Kayıtta yine diğer atıklar. Bir tane çok harika kestik bu arada. Güzel baitledim adamı. Şimdi burada hatası ne? Çok agresif oynadı. Q'larını attı. Q'su olmadığı için en son atlayamadı ve bir güzel öldü. Ben burada Udyr'e ölmek istemiyorum ama kule altında istiyorum açıkçası. 300 altın vereceğiz rakibe. Hadi base'e başlayalım. Şöyle base'imizi atalım atabiliyorsak. Bir tane daha mı kule altına aldım? Sanırım o kule altını bana gelmeyecek. Değil mi? Hadi ölün minyonlar ölün. Şu an lane'e dümdüz gidersem Irelia beni durduracaktır. O yüzden geldim buradan şöyle golemleri alacağım. O güzel yetenek tutturdu. Ultisini atabilir. Ignite girmemesi gerçekten onun hatası. Ignite girseydi beni çok daha kolay kesecekti ama teleport Irelia oynuyor. Şu kule altını alıp oradan vadiye gideceğim. Bir tane attım. Kule altında alabilir miyiz lütfen? Ben onun için geldim. Teşekkürler. Hadi çıkıyoruz. Ultimi öldürmesen daha tatlı olacaktı tabii. Ultisiz oynamak bir tık zor oluyor. İyi de kaçırdık. Umarım ölmeyiz. Ya lane burada kalınca Yorick hiçbir şey yapamıyor. Biraz daha size doğru gelmesi lazım. Mesela burada olması lazım lane'in. Şöyle bir minyonları arkamdan getireceğim birazdan. Gelin bakalım benimle. Buradan da vadeye gidiyoruz. Attım aim'i. Yaratıklarla birlikte çok rahat alabiliyorsunuz. Bak 8'den mi başladık? Kaçta başladık? Tam göremedim ama. Birazdan ölüsün. Buradan da 300 altın kazanacağız. Harika. Canımızı da fullleyelim. Dümdüz gidersem ölme ihtimalim var bu arada. Benim yaratıklardan uçup öldürebilir. Şu an Yorick'in bu build'ini deneyip insanlar neden liga atlamıyor anlamıyorum. Gerçekten çok kuvvetli. Çok rahat sizi Diamond'a taşıyabilecek bir build. Doğru oynadığınızda. Hani eşleşmeleri öğrenmeniz lazım biraz da. Burada vade açıp yarayacağım tabii. Kendime güvenerek oynamak istiyorum. Çünkü Udyr'ı orada gördüm. Açtım vadeyi. Şuraya inince canı tek yiyor zaten. Ignite'imi attım can çekemesin. Sakın vadiye vurma. Harika. Ulti açalım. Buradan yarmaya devam. Bakın diğer kuleden de 600 altın alacağım ve sonrasında base atacağız. İkinci yetenek W full lane. Kesmesi biraz daha zor olsun. Şimdi bunu attım. 2 skor parası daha geldi. Şöyle bir taneye attım. W'muzu attık. Rakip ormanı alıyoruz. Oo, harika bir çarpı attı. Helal olsun. Onu alamıyorsam ben de bunu alırım o zaman. Tamam, hızlı bir base atalım. 4000 altınımız var. Şu an güç patlamamız başlıyor bakın. Serylda'yı alacağım. Sonrasında kimse bizi tutamayacak. Mana veren değil de ben bir kara balta almak istiyorum. Bakalım bu ildimize ne kadar yakışacak. Sylas, tapa geçer misin? Midi arayacağım lütfen dedim. Adam hemen saldı. Gerçekten delikanlıymış. 2-1-2 Kasadin'e karşı oynayacağız. Şu an buradan 30 yetenek hızı, buradan 20 yetenek hızı. Üzerine bayağı bir zırt deliyoruz. Bakalım neler olacak. Şöyle bir geldim. Bir tane 160 altın aldık. İkinciyi alınca bir skor parası yapıyor. İkinciyi de aldık. Şöyle bir taneye attım. Ultimin ölmemesi lazım. Biraz geri çıkaralım ultimizi. Bota iniyorum hatta buradan. Şöyle bir W atsak. Çok şey yapmıyorum fark ettiyseniz. Aim'i falan atmıyorum. O öldü sandım bir an Rengar. Burayı mı ittirsek? Burayı da hızlı bir şekilde ittireceğim. Teleport geldi. 160 altın daha hadi. Harika. W'mu attım. Bir tane E. O güzel dojladı. Çıkalım. Ama ne yapıyorsun ultim? Kaç? 1 dakika kaldı. Mid'deki kuleyi yarmam lazım. Oradan da bir altın kasacağım. Kasadin tapa geçmiş. Büyük bir korkaklık yapmış. Hadi ortlaklar. Şu an kimse yok karşımda. Evet, bu kuleden bayağı bir altın kasacağız. Hadi bakalım. Hesaplayalım. 1860 altınımız vardı. 161 aldık. İkincisi geliyor. Bir skor parası. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi 1860'tan 2600'e çıktık olduğumuz. Kasadin geldi. Üzerime atlarsa pişman edeceğim. Şöyle ormana gidelim. Hemen buradan da kasılıyorum. Tek başına gelmeye korkacaktır. Bakın maviyi de alıyorum. Tüm ormanı dönüyorum. Buradan hemen geldik. Bunu alalım. 3100 altınımız daha oldu. Yani bir eşya daha alabiliyorum. Kasadin buradaysa bir arkasından gitmek istiyorum. Ha, Udyr buradaymış. Şöyle bir W atsam, E atsam hiçbir şeyi yemedi. Gerçekten benimle savaşabileceğine inandım ya. Irelia ölmüş olabilir. Öldü de. Ben bir vadi daha alacağım. Hem de bu canla. Şöyle ultimizi öldürtmemeye çalışacağım ama. Bak dakika 15'te ikinci vadiyi de alıyorum. O kadar rahat bir oyundayız ki. Harika. Hadi hızlıca bir base atalım. Mana vereni bitireceğim. Buradan bir tane İonya çizmesini alsak. Ya zırh almak daha mantıklı arkadaşlar. İonya alırsanız da daha çok skill atıyorsunuz. Ama ben biraz tank olmak istiyorum. Kararmaya başlayacağız. En son tahsildar alıp bu build'imizi bitireceğiz. Hadi bakalım. Takıma baktığımızda bot lane'imiz 13 defa ölmüş. Bu arkadaş stabil oynuyor. Bu arkadaş da 4 defa ölmüş. Ben ölenleri sevmiyorum açıkçası. Bunu her zaman söylüyorum. Ben ölsem ben de fitledim derim. Hani kendime de derim ama ben ölmemeye çalışıyorum. Geldik. Şöyle önce bir minyonlara oynuyorum ama hop öldü. Rengar'ı bir takip mi etsek? Yeah attım. Hadi yaratıklar. Aa, benim hayaletler nereye gitti? Kayboldular. Bakın şimdi. Ejder'i nasıl alacağım izleyin. Bu hayaletler ama benle asla gelmiyorlar. Alma hızını görüyor musunuz? Bir tane bir de hortlakla hani 3 tane 4 tane olsa çok daha hızlı alıyorsunuz. Bir golemlere gidelim. Buradan biraz hortlak çıkarayım ben. Buraya Udyr gelecek şimdi. O Irelia da geldi. Mana veren neden bitmedi acaba? W. Oğlum tekledik adamı. Pyke ölmeyeyim ama. Gerçekten Pyke'a mı öldüm öyle? Pyke 8-3-2 oynuyor. Bu eleman 7-1-3 oldu. Bu tank. Bakın bu tank. Bu hasar. Bu yine hasar. Bir tık oyun kaybediliyor gibi. Şu muazzam tek atmayı bir türlü gösteremedim. Buraya Pyke geliyor gibiydi. Aa, Irelia burada. Flash'ını aldık. Harika. Bir ultimi açtım. Şu totemi kesmek istiyorum. Ne zaman böyle arkamda totem olsa bana sıkıntı yaratıyor. Devam edelim. Vadinin süresi bitiyor maalesef. Kaç saniye? 12. Şöyle koydum vadiyi. Bana gelmeyin yazacağım. Ama skill atamıyorum abi. Bu ne? Çok üzücü olmadım ya. 2'dir aynı şekilde ölüyorum. Bu Pyke fazla iyi oynuyor. 400 altın verdim. Daha yeni 700 altın verdim. Onu bir öldür ya Kate. Bir tık sinirim bozuldu. Şu anda arkadaşlar ciddi bir şekilde oynayacağım. Çünkü 16 defa ölen bot lane, 7 defa ölen ormancımız var. Sanırım Sylas beni bir şekilde duyuyor ve ölmüyor adam. Ona laf atamıyorum o yüzden. Şu bottaki kuleden bir 600 altın istiyorum ben ama bir türlü kısmet olmadı. Bakalım kararmayla olacak mı? Kararmanın güç patlamasını da bir izleyin bakalım. Beğenecek misiniz? Pyke yine geliyor. Adam beni salmıyor lan. Şuna bakar mısın? Yine geliyor. Irelia geliyor buraya. Kasadin de molluyor gibiydi. Y'ye attım. Tek yedi gibi. Oha bu hasar ne Irelia? ...600 altına alalım. Buraya kim gelir? Udyr gelebilir. Pyke doğunca gelebilir. Udyr geldi bile. Tek yiyecek. Gördüğünüz gibi. Pyke bana ulti atmayı deneyecek. Geliyor ufaktan. Hissediyorum. Kokusunu aldım Pyke'ın. Bye bye. Irelia tek atabilir mi bize? Bye bye. Kasadin doğdu. Şöyle bir. O geriye atladı bak. Akıllı oymuş. Sen de öldün. Bu da ölecek. Abi Pyke ya, çıldıracak beni. 5000 altınımız olmuş, oha. Tahsilleri de bitirdim. Hatta bunu satıp bir tane de şöyle ne alsak abi? Yoğum alacağım. Hem zırh delme hem hareket hızı veriyor. Yetenek hızı. Şu anda bak %47 bekleme süresinde azalmamız var. Baron'u biz mi aldık? Evet, Baron'u da biz aldık, harika. 9-3-5 11-5. Şunun ultisi hasar atıyor. Bu tank. Bu da saçma hasar atıyor, yine gördünüz. Bizim takıma bakalım. Rengar iyi durumda duruyor. Bu adam da iyi durumda. Şu ikisini hiç sevmiyorum. Hadi bakalım. Bir tane karışım aldım. Yomuyu bastım. Base'den çıktım, koşuyorum. Asıl hasarı şimdi izleyin arkadaşlar. Çünkü full build olduk ve üzerine tahsilleri bitirdim. Yani Pyke'a bir tane atmamla ölmesi tek bir olacak böyle. Şöyle buralar benim diye pingliyorum. Bizim çocuk öldü. Udyr'e oynayacağım. Hatta bunlara da oynayalım. Benim şeyler nerede, hayaletler? Onu da öldür Rengar'ı. Yo mu? Yok abi, olmadı. Belki şöyle bir atsam. O da olmadı. Pyke buraya gelir. Benim tanıdığım Pyke. Bir tane attım. Bak izle. Ölüşü izle. Bir tane daha. Atlayın. Bir tane. Tamam, zorlamayalım. Çıkın diye ping atıyorum. Morgana tipi. Aa, benim hayaletler bitiriyor. Hayaletler bitirdi oyunu. Daha tek atacaktım. Hadi gelin hep beraber hasar tablosuna bakalım, neler yapmışız görelim. Yorick ile artı kazandık. 17-3-3 oynayıp 40.000 hasar atmışız. Toplamda da 21.000 altın kasmışız. Bakın şunları bir toplayın. 9-9-18 ediyor abi. Şunu ekleyince 24.000 ediyor. Yani 3 kişinin toplamı kadar altın kasmışız neredeyse. Hazine avcısı, ilk vuruş, kule altınları ve rakipler sayesinde tabii ki. Şöyle gökdelenimize bir selam durmak istiyorum. Kulelere toplam hasarda 18.255. Yine kocaman bir gökdeleni dikmişiz. Yani omurga kıran olmadan da gördüğünüz gibi gökdelen dikebiliyoruz. Yorick'in potansiyeli çok yüksek. O yüzden daha çok Yorick görmek istiyorsanız videoya lütfen like atıp aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın ki ben de ona göre daha çok Yorick çekerim. Baktım şöyle 3000-5000 like geldi. Yorick videolarının devamı da gelir. Çünkü gerçekten eğlenceli. Sonraki sorunsallarına gelsin lütfen, yorumlara yazın. Attığınız yorumları tek tek okuyorum. Yemek yiyenlere afiyet olsun. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ta kaçar. Bay bay. Bu yolu 100.000 olacağız. Kardeşim lütfen abone ol. Seviliyorsun. Yorick kaçar.